Komisyonumuzun değerli üyeleri, kıymetli katılımcılar, değerli basın mensupları. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlık olarak bu süreçte bizim rolümüz bir hakem rolü olarak işçi ve işverenlerimizin mütabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz dedi. 2021 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu ilk toplantısına hoş geldiniz diyorum. Komisyonumuzun nihai hedefi bu ay boyunca tüm sosyal tarafların görüşlerini, tekliflerini, taleplerini ve koşullarını da göz önünde bulundurarak bu en alt sınırdaki düzeyi belirlemek. Online olarak düzenlenen toplantıya Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanı sıra Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türk İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Akansel Koç da katıldı. Dolayısıyla işverenlerimiz ve çalışanlarımızın bu en alt sınır olan asgari ücretin üzerinde anlaşmaları her daim mümkün. Bakanlık olarak bu süreçte bizim rolümüz bir hakem rolü olarak işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz. Asgari ücret toplantısının işçilere ve işverenlere hayırlı olmasını temenni eden Bakan Selçuk, komisyon görüşmeleri neticesinde tespit edilecek asgari ücretin çalışma hayatının tüm tarafları ve aziz milletimiz için, çalışanlarımız için, işverenlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum dedi. Malumunuz asgari ücret tespit çalışmaları işçilerimizin, işverenlerimizin ve hükümetimizin beşer üye ile temsil edildiği toplam 15 üyeden müteşekkil bağımsız bir komisyon tarafından yapılmakta. İşçi ve işveren sendikalarımızın temsilcilerin görüşleri ve talepleri dinlenmekte. Aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, Ticaret Bakanlığımızın ve Türkiye İstatistik Kurumumuzun da değerlendirmeleri komisyonumuzda kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır. Kısa çalışma ödeneğinin hızlandırılması amacıyla başvuruların E-Devlet üzerinden alınacağını belirten Bakan Selçuk şöyle konuştu. Özellikle istihdamı ve işçilerimizi korumak için kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, fasih kısıtı gibi uygulamaları hayata geçirmiş olduk. Ve vatandaşlarımıza doğrudan aktardığımız kaynağın toplam tutarı 42 milyar lirayı aşmış durumda. Tabii ki bu salgın boyunca bu mücadelemizi en başından beri işçi ve işveren sendikalarımızla, konfederasyonlarımızla sosyal diyalog mekanizmalarını etkin bir şekilde işleterek yürüttük. 2002'den günümüze kadar olan kısımda asgari ücret ve istihdam adına atılan adımlardan bahseden Bakan Selçuk, dolayısıyla buradaki asgari ücretin tespiti konusunda da tüm taraflarımız tekliflerini, görüşlerini bu ay boyunca komisyonumuzda açık ve net bir şekilde ifade edecek dedi. Dolayısıyla biz bu süreçte COVID-19 salgın sürecinde çalışma hayatını, işverenlerimizi, işçilerimizi korumak anlamında doğru ve etkin politikaları hayata geçirmek için bundan önce olduğu gibi bundan sonraki süreçlerle de sizlerle istişare içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.